Sağ içinden büyüteç programından herkese merhabalar. Galatasaray'ın Azi Halkmar deplasmanındaki bir birlik beraberliğini değerlendireceğiz. Öncelikle beğenilerinizi ve hype'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum diyeyim yine ve başlayalım. Şimdi Galatasaray bu deplasmanda iki farklı oyuncu tercihiyle ilk 11'de yer aldı. Bir tanesi Victor Nelson, savunmanın en gerisindeki oyuncu. Bir tanesi de Mişi Batshuayi, hücumun en ilerisindeki oyuncu. Bu iki oyuncu maalesef Galatasaray'ın oyun yapısını bozan bir etki etti ettiği Azi Alkmaar deplasmanında da bu aslında biraz da beklenen de bir durum oldu benim için. Çünkü bunları daha önce Young Boys maçında da görmüştük. Hep herkes 4-4-2'ye bağlamıştı. Ben o dönemde anlatmaya çalışıyordum. 4-4-2 ile çok da alakalı olmayabilir. 4-4-2 Atletico Madrid gibi oynarsan işte iki tane öndeki oyuncuların çok daha çalışkan olursa orta sahayla kompakt kalabilirse örneğin Elmander gibi, Osimen gibi falan oyuncularla oynayabilirsen ön ikiliyi arkadan da çok daha böyle hücuma çıkabilen Davinson gibi oyuncularla oynayabilirsen o 4-4-2 çok daha verimli olabilir diyordum. Hatta kanatlardaki oyuncular da Ziyech gibi başka bir çakılı orada, çapa korkuluk değil de içeriye giren oyuncularla oynarsan o 4-4-2'ler çok çok da iyi performans da sağlayabilir. İşte bunu 11-12 sezondan da biliyoruz. Yani olay orada Sara değil, Torreira değil. Onların arasındaki mesafeyi açan, devasa boşluklar çıkaran ıı, oyuncu grupları demiştim. De i̇şte o Young Boys iç saha beraberliğinde de Nelson, Batshuayi ikilisi en uçlardaki çapalardı. Aylar sonra tekrar aynı şeyi gördük. Açıkçası Galatasaray'da maalesef bazı şeyler tekrar tekrar gözümüze gelebiliyor. Bu tabii geçmişin bizlerde attığı pozitif anıların bizi tekrar hataya zorlamasıyla da ilgili olabilir diye düşünüyorum. Şöyle şimdi ben de burada bir öz yapayım. Hani Batu şuayı konusunda diyordum ben yani Okan Hoca'nın Batu şuayı oynatmasını bekliyorum diyordum ama ben olsam işte Barış Alper o Osimen ikilisini koyarım falan diyordum. E veya işte 3-4-2-1 oynanırsa Yunus Mertens çift 10 numara Osimen vesaire olabilir ama bence Batshuayi gol attı. İşte girdikten sonra da iyi oynadı. Hiyerarşik durumdan dolayı Batshuayi en önde başlar diye tahmin ettiğimi söylemiştim. Orada Maalesef Okan Hoca yine o konuda o şekilde bir tercihte bulundu. hatta Matsunoba Tsuai ile ilgili de zamana ihtiyacı var, özgüven kazanması gerekiyor falan diyor ama özgüven kazanacak durumu Galatasaray'ın böyle tecrübeli, belli bir seviyeyi aşmış, 4 milyon euro maaşı olan belli bir yıldızlık seviyesindeki bir oyuncuya Galatasaray'ın özgüven aşılatma şansı çok yok. Bu oyuncuların bu formayı kazanmak için çok daha fazlasını antrenman sahasında göstermesi gerekiyor. Yani bu oyuncuların fiziksel olarak zaten çok hazır olması gerekiyor ki o formaları hak edebilsinler. Bunu sakatlanmadan önceki Icardi için dahi söyleyebiliriz. Batshuayi için de söyleyebiliriz. Ziyeh için de söyleyebiliriz. Okan Hoca geçen seneki Endombele'den de bu örneği veriyor. Endombele için diyor ki 5-6 maç belki oynatabilseydik ard arda. Bu sene Fransa liginde yaptığı çıkışı Galatasaray forması altında da yapabilirdi. Aslında çok iyi oyuncu falan diyor. Fakat Galatasaray Fenerbahçe ile içinde bulunduğu müthiş yarış sürecinde 2-3 yıldır süren 3 maçlık 5 maçlık sabretme sürelerine bile sahip değil. E bu Avrupa'nın yeni formatı da bu şekilde zaten. ve Galatasaray sezonun başında Ağustos'un başından işte Mayıs'ın sonuna kadar 50 tane falan final maç oynamak durumunda kalan bir takım Fenerbahçe de böyle. Şimdi bu takıma hadi genç oyuncu olsa dersin ki ya bunun potansiyeli çok yüksek. Bunun öğrenmesi için ona süre vermek zorundayım. Fakat bunlar öğrenmiş oyuncu zaten. Batu sakatlanmadan önceki Icardi'nin son fiziksel hali Ziyeh vesaire Endombele de aynı şekilde geçen sene. Bunlar zaten öğrenmiş. Ben öğrenmiş oyuncu ama fitleşecek diye fiziği toparlayacak diye özgüveni toparlayacak diye maç içinde süre veremezsin. Onun antrenman sahasında çok daha hazır olması gerekiyor. Orada ben Okan Hoca'dan ayrı düşünüyorum. Birazdan ikili mücadele istatistiklerini her maç sonunda verdiğim gibi verdiğimde Batshuayi ve diğerleri arasındaki o durum farkı bence çok net anlaşılacak. Maçtan görüntülerle de onu anlatacağım. Batshuayi konusunda hocaya katılmıyorum ama kendim Spor Yazarlığı yorumculuğumla ilgili de kendi öz eleştirimi de Nelson tarafından yapayım. Savunmadaki değişen oyuncu üzerinden yapayım. Nelson'la ilgili de hepimiz şu yanılgıya düşüyoruz bence. Geçmişin yarattığı pozitif anılar yüzünden diye tahmin ediyorum. İlk, o ilk iki senedeki şampiyonluğu bilhassa bence ilk senedeki rolü çok büyüktü. Nelson'u bizlerde olduğundan farklı bir yere koyuyor. Son dönemde olduğundan farklı bir yere koyuyor. O dönemlerde gerçekten müthiş iş yaptı. Ve hep diyoruz ki ben mesela öyle diyorum. Ya işte Nelson ne olursa olsun Danimarka'nın son Sırbistan'la oynadığı, milli maçta ilk 11 oynadı. Danimarka'nın ilk 11 stoperi sonuçta Metehan'la arasında ciddi bir kariyer farkı vardır. İşte ciddi bir konsantrasyon oyuncusu, pozisyon bilgisiyle oynayan oyun oyuncusu... Azerbaiyalılar dar alanları çok iyi kullanıyor. Merkezden sürekli ver kaçlar ve driblinglerle giriyorlar. Nelson'un merkez tutuculuğu çok daha iyi. O yüzden merkezde doğru pozisyon alan doğru tutan oyuncu Nelson verimli olur diye düşündüğüm söyledim falan ama yok. Her seferinde bu beklenti suya düşüyor. Her seferinde bir hayal kırıklığı yaratıyor. Belki özgüven konusu aslında Nelson üzerinden konuşulmalı. Ciddi bir özgüven düşüşü de var ama ciddi bir fiziksel düşüş de. En çok onu söylemek lazım. Ee, Victor Nelson'da e, söz konusu. Ben mesela yaklaşık bir ay önce falan da böyle bir yayınlardan bir tanesinde böyle bir yorum yapmıştım. Yani en çok kötü performans olarak falan ama ne olursa olsun çok profesyonel adam. Bunu geçen sezon da yaşadık. Sonradan toparlandı. Havalar soğuyunca Ekim-Kasım ayından sonra toparlandı. Ondan sonra da geçen sene de ard arda iyi oynadığı maçlar çıkarabildi en Sona kadar. Son 5-10 hafta düşmüştü yine. O zamana kadar gayet iyi götürdü falan diyordum. O işte bir ay önceki yayında böyle bir şey söyledim. O zaman yayından sonra bir Galatasaraylı muhabir arkadaşım mesaj yazmıştı. Abi doğru söylüyorsun falan ama o iş bu sene hiç öyle değil demişti Nelson için. Sen biraz Nelson hakkında pozitif bakıyorsun ama Nelson bu sene ciddi salma yaptı yazmıştı bana. E, hakikaten de tabii onlar daha içeriden oluyor. Antrenmanları da gözlemliyorlar. Veya işte o teknik heyetten veya işte oyuncu gruplarından kişilerle de görüşüyorlar. Nelson'un durumunu tabii içeriden olan e, isimler daha iyi bilebiliyor. Ve Nelson fiziksel olarak da çok büyük geri gitmiş durumda bu konuda da bir özelleştiri yapmak lazım sanki. Çünkü ben bu büyüteç programlarını geçen sene Kasımpaşa maçından sonra başlattım. Nisan ayları falan da o Kasımpaşa maçı ve ilk daha bu büyütecin ilk programında hep şey dediğimi hatırlıyorum. Nelson Luna Costa'yı Çok boş bırakıyor. Arada çok mesafe açıyor, çok geri kaçıyor. Takım boyu çok uzuyor. Icardi ile Nelson arasında çok mesafe var. Uzun topu Nelson çıkmadığı için rakip alıyor falan diye bu pozisyonları ararsanız bulursunuz. İlk birinci büyüteç programı Kasımpaşa Galatasaray. Defalarca işlemişim onun üzerine. Young Boys maçlarında işlemişim. Beşiktaş maçında işlemişim. Her maçta aylardır sürekli bunları konuşuyoruz ve sürekli de diyoruz ki ya iki sene önce Nelson farklıydı ama yani geçmiş geçmişte Kaldı ve futbolda dün yok bunu da en çok söyleyen kişilerden biri olarak. Benim de daha iyi öğrenmem anlamam gerekiyor sanırım. E, futbolda dün yok maalesef. Nelson için bunu gösteren bir maç oldu. Pozisyon tutmak, konsantrasyon falan bir işe yaramıyor. Zaten konsantrasyonda da ciddi bir düşüş var. Bir arkadaş yazmış mesela bu sene Galatasaray'ın ilk 5 dakikada 3 gol yediği 3 tane maç var. Üçünde de Nelson savunmada. Zaten iki tanesini direkt kendi yediriyor. Bir tanesi Immobile'nin attığı Süper Kupa'da gol. E, bir tanesi bu maçta birinci dakikanın o yarısına gelmeden işte çok ağır kalıyor Muslera'nın sektirdiğini tamamlıyorlar. Bir tanesi de Young Boys maçı oldu. Da üçüncü dakika. Yani ciddi bir konsantrasyon eksiği de var. Çarpıcı bir durum. Mesela görselle bir bakalım şuna. Görselde Muslera'nın topa kurtarışı yaptığında Nelson'un topa yakınlığı 3 metre. Golü atan adamın gelip vurduğu yer 6 metre. Yani neredeyse 2 katı bir mesafe olmasına rağmen Nelson orada farkındalık Eksikliği işte konsantrasyon kaybı bilmiyorum. Arkasındaki adam perdeliyor. Önündeki adam gelip gol atıyor. Bu çok büyük bir hata gerçekten. Bu görselle de ilk golle birlikte de görsellere geçmiş olalım. Ama tekrar görsellere geçerken abonelikleri beklediğimi de söyleyeyim. Çok abonelikler yavaş ilerliyor. Hype'da yorum sayısında vesaire çok güzel gidiyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize ama izleyenlerin yarısından çoğu abone olmuyor kanala. Bir abonelik de bizim için çok değerli tabii ki. Onu da söylemiş olalım abone olursanız ayrıca mutlu olur. Geçelim şimdi en sonla ilgili diğer konulara. Şimdi bu da 3.5 dakika. Yani maçın 3. dakikası 25. saniyesi. Abdülkerim oyun kuracak. Burada Davinson'u bize yakın tarafta görüyoruz Abdülkerim'le aynı paralelde ama Nelson'u o kare içine aldığım bölümlerde çıkarken göremiyorum. Abdülkerim bekliyor. Nelson çıksın. Nelson pas almaya çıkıyor. Nelson çıktıktan sonra da işte Abdülkerim'e bir daha veriyor. Abdülkerim uzun vuruyor ve top işte avuta doğru gidiyor. Ondan sonra da yönetmen Okan Hoca'yı ve teknik ekibini çekiyor. İşte Okan Hoca şöyle diyor. Işte böyle bir şeyler anlatıyor. Dudak okuyamıyorum artık. Sonra İrfan Hoca böyle böyle diyor. Eliyle gösteriyor. Öne doğru diyor. Sonra diğer onların yanındaki yabancı hoca sanırım o da o da bir sonraki görselde görüyoruz ya böyle yapamıyor işte gibilerinden bir şey gösteriyor. Zannediyorum Lenson'la ilgili ama yani bunu bence hocalar da farkında fazlasıyla. Fakat e, söylüyorlar da zaten basın toplantılarında. Fakat eksikler belki yapılmayan rotasyon stoper transferi falan bunu defalarca yaşatıyor. Sonra rakip Santrafor Perret Bu oyuncu tabii ki daha beteri bence. Oyun kurulumundan daha büyük sıkıntı. Bu oyuncu çok böyle geriye gelip top alan ve takım arkadaşlarına servis yapan bir e, 9 numara. Bu oyuncu mesela merkezde topla buluşacak. Bakın Nelson yüzü Muslera tarafına doğru dönük, vücudu o tarafta. Bu aslında Nelson'un yapmak istediğini gösteriyor. Nelson diyor ki ben kaçmak istiyorum. Geri kaçmak istiyorum, Parrot'a falan çıkmak istemiyorum. Sonra da Parrot'a o pas geliyor tabi, Parrot da çok kolay oyun kurabilir. İkinci yarıda ise Davinson-Parrot eşleşmesini göreceğiz. Orada çok başka çıkacak. Mesela bir sonraki görsel, Abdülkerim Nelson'a eliyle böyle çık diyor mesela. Bunları çok görüyoruz bu sahneleri, defalarca görüyoruz ve defalarca aynı şeyin piştisini yaşıyor. Sonra Nelson topu alıyor ve diğer arkadaş, diğer çapa, Mishy Batshuayi'yi de offside'de görüyoruz. Batshuayi sırtı dönük oynamak için oynuyor e buralarda benim tekniğim iyi diyor. İşte takım arkadaşlarını katmaya çalışıyor. Ama burada mesela yeşille çizdiğim oka çıkmıyor o yuvarlak içine aldığım bölgeye. Batshuayi çıkıp da sondan top alsın sırtı dönük oyun kursun, kursun falan onu Batshuayi de düşünmüyor. Kırmızı okla çizdiğim kırmızı çizgi çizdiğim yerde en sonla Batshuayi arasındaki uzun mesafe takımın boyunu bu durumlar uzatıyor işte. Sonra tabii ağırlık yani ilk adım ağırlığı falan da oynamadıkça geri gidiyor veya antrenman kalitesini artık özgüven düşüşü bilmiyorum ama ciddi bir ağırlaşma da var. Ben bunu özgüven veya oynamamaya bağlayamıyorum. Ben bunu antrenman seviyesinin düşmesine de bağlıyorum. Biraz Nelson o salma yapmış denildiği gibi var herhalde. Bu pozisyonda 9. görselde top atıldığında Abdülkerim topa çok daha uzak olmasına rağmen çapraz koşuyu çok iyi atıyor ve Abdülkerim burada bu topu engellemese adam ayağının ucuyla topu uzatacak ve Yunus'un yanından koşan oyuncu karşı karşıya kalacak Muslera'yla. Abdülkerim burada bu hayati bir müdahale yapıyor ve Nelson'dan çok daha uzakken bu müdahaleyi yapabiliyordu. Nelson'sa hamlesiz kalıyordu burada. Bir sonraki görsel Batshuayi'nin nihayet daha geriye doğru çıkıp top aldığı bir pozisyon Burada da tekniğim çok iyi diyen Batshuayi'nin yeşil okla çizdiğim yere doğru o e doğru atabilse burada bize yakın oyuncu ofsaytı da bozuyordu. Karşı karşıya bırakabilirdi o simeni ama... Kırmızı okla çizdiğim sağ beke doğru topu verdi, pası verdi ve top rakipte kaldı. Yani öyle söylendiği kadar çok iyi böyle bir pivot, çok iyi servisçi falan da değil maalesef Batshuayi. Bu şekilde bir teknik değil, teknik oyuncusu değil Batshuayi. Orada yaptığı açıklama bence bütün foyayı ortaya çıkardı. Batshuayi bu Galatasaray'da fizik kalitesiyle, çalışkanlığıyla, mücadele gücüyle katkı sağlayabilir. Teknik kalitesiyle katkı sağlayamaz. Mauro Icardi ondan 10 kat daha tek. Bir oyuncu böyle teknik katkıyla olacaksa çok daha teknik teknikleri bulunur yani Batçuay'ın vereceği. Batçuay'ın olayı fizik kaliteydi. Tekniği biraz biraz düzeltmeye başladı hiç. Beşiktaş dönemindeki kadar şeyde değil ama tekniği böyle uçmadı. Icardi gibi olmadı yani. Biraz toparlandı. Ama fizik özelliklerini kaybetti. O çok daha büyük bir problem yaratıyor. Mesela bu pozisyonda 61. dakika Mertens ona ayağının verdi pası. Sonra da darbeyi yedi. düştü. Mesela burada uzayamıyor. Mavi okla çizdiğim yere doğru uzayamıyor. Topa basmak zorunda kalıyor. Eski mesela Beşiktaş'ta olan bat şuayı belki burada mavi okla çizdiğim yere doğru uzardı. Şut atardı avut atardı. Fark etmez ama giderdi. Bu gidemiyor artık bu, bu bat şuayı. Topa basıyor. Topa bastıktan sonra da o topu kaybetti. Şimdi özetle maçın en kritik seçimi bu kez Okan Hoca da farklı oldu. Okan Hoca normalde Geçen seneden beri e, ne diyorduk maça çok iyi başlıyor işte ilk 45 dakika ilk 60 dakika hatta çok iyi bir Galatasaray var işte Tottenham'a karşı Elsborg'a karşı Kasımpaşa'ya karşı goller 3 atıldı 4 atıldı falan ama son 30 dakika takım düşüyor değişiklikler geç kalıyor falan filan bu kez tam tersi oldu. Kötü başladı Galatasaray. İlk 10 dakika çok kötü başladı. Pozisyonlar verdi. İlk 10 dakika 2-0 olabilirdi. Ama sonra ilk 28. dakikada Yunus barış değişikliğini yapıyor. Kanat değişikliği. Onlar iyi geliyor. Onların kanat değiştirmesi toparlayıcı oluyor. 45'te Mete son hamlesi toparlayıcı oluyor. 64'te Demirbay Batşuay hamlesi. Her hamle Galatasaray'ı daha iyi hale getirdi ve ilk yarının aksine ikinci yarıda çok daha iyi bir Galatasaray gördük. Bu kez nihayet. Ve bu bana ilk devre bittiği zaman Forsta canlı yayın çekimine gidiyorduk. Aklıma nedense çocukken izlediğim bir çocukluk travması olmuştu bende o son sahne. Mel Gibson'ın Cesur Yürek filminin son böyle işkence sahnesi vardır. Herkeste izleyenler mutlaka hatırlar. Bu da spoiler olmasın bir zahmet. izlemeyenler de artık izleseymiş şimdiye kadar diyeceğim. O böyle işte çakime giderken o sahne geldi aklıma olan ne alaka falan diye böyle bir düşündüm. Çünkü şey düşünüyorum maçı izlerken. Bir tarafta Nelson takımı geri çekiyor. Geride bir çapa var. Bir de ileride Batshuayi diye bir çapa var. O da takımı koparıyor. Biri geriden biri ileriden koparıyor. Normalde çapa terimi işte tarımda da gemicilikte de vesaire her kullanıldığı alanda pozitif bir anlamda kullanılır. Yani çapa seni oraya çeken şey yani. Gemi çapayı atar oraya orada kalır kalmayı sağlar. Pozitif bir katkı sağlar. Futbolda kullanıldığında da pozitif kullanıyor. Pivot oyuncu center for çapaysa hani topu oraya atarsın ondan sonra oraya bağlanırsın. O seni bağlar. Yani verimli bir fakat bunlar çok verimsiz bir çapalık yapıyorlar. Takımın boyu çok uzuyor. Takımın boyu çok uzayınca da mesafeler çok açılıyor. Ve işte Torreira gibi, Sara gibi... E, oyuncular bu kez performans düşüşü yaşayabiliyor. Hangi maç gibi işte 3 ay önce oynanan en kötü maçlardan bir tanesi Young Boys maçı gibi. Böyle bir ilk yarı oynandı yine aslında. Young Boys maçı gibi bir ilk yarı oynandı ve geçmişten maalesef ders alınamayabiliyor. Bizler de yani aynı hatayı yapıyoruz. O Young Boys maçından sonra ne konuşmuştuk? Herkes demişti ki 4-4-2 olmaz, 4-4-2 olmaz. Ben de diyordum ki ya 4-4-2 ile bir alakası yok aslında. Savunmada en geride Nelson, Kaan gibi iki tane kanıyla çok geride beklersen en ileride de o maçta da Bach Schuah oynamıştı ilk 11. En ileride de Bach ve yanında Icardi gibi iki tane hareketsiz oyuncu kalırsa arada 80 metre böyle yayla gibi şey olursa ne Sara yetebilir ne Torreira yetebilir. Patrick Vieira ile falan iki tane üç tane Patrick Vieira ile oynaman gerek. Merkez orta sayı doldurabilmek için. Dolmaz çünkü mesafe çok açılıyor. E bu maçta da dikkat edin Saray'ın top kaybını gördük. Torreira'nın yetişemediği itlerini falan oldu ilk yarıda. İkinci yarıda toparlandı. O zaman da diyordum 4-4-2 ile alakası yok. En yerine iki tane Davinson koy stopere. Batshuayi Icardi yerine iki tane Elmander koy. Center o zaman o -Simen yoktu. Elmander örneği vermiş. Ve Kanada'da da başka bir çapa, başka bir korkuluk dikme. O da içeriye ziyeh tabi Merkeze giren kanat oyuncularıyla oyna bakalım Atletico Madrid gibi 4-4-2 nasıl oynuyorsun? Veya 11-12 sezondaki Galatasaray gibi 4-4-2 oyna bakalım nasıl oynuyorsun? 4-4-2 de geçmişten kalmıştır. 4-4-2 iyi bir sistem değildir. Değil bence konu. Yanlış oyuncularla 4-4-2 idi problem. Nelson'la Batshuayi ile. E şimdi de ne oldu? 3-4-1-2'yi Batshuayi ile Nelson'la oynadın. E gene yanlış oldu. 4-4-2 miydi yanlış? Şimdiki 3-4-1-2 miydi yanlış? Diziliş değil yanlış. Yanlış oyuncularla oynam. Biri en uçta çekiyor takımı kolundan bacağından. Diğeri en geriden çekiyor. O sahne Mel Gibson'ın sahnesinde final sahnesinde Mel Gibson işte kollarından ve bacaklarından bağlıyorlardı. Atlara bağlıyorlardı galiba hatta. Ondan sonra da işte işkence yani kollarını bacaklarını çekiyorlardı. İşte kolları bacakları kopacak artık şey e, halinde. Ve en sonunda da Mel Gibson Freedom diye işte özgürlük diye bağırıyordu ölmeden önce. Neyse ki hoca ölmeden çıkardı e, gerideki halatları da. Orayı Davinson'la ittirdi. Metehan'ı soktu ve Galatasaray özgürlüğü buldu yani. Özgür kaldı Galatasaray. Kolu bacağı kopmadan, torayralar, saralar kopmadan. ikinci yarı da toparladı Galatasaray diyelim. Şimdi geçelim. Davinson... Sanchez alameti farikasına ve her zaman yaptığım gibi ikili mücadeleler. Galatasaray'ın ikili mücadeleleri. Bu Galatasaray'ın ikili mücadeleleri Galatasaray'ı Avrupa'da yarı final final şampiyonluk alacaksa bu sene bu ikili mücadeleleri arttırarak alacak diyordum geçen maçtan sonra da. Şimdi bakalım. Davinson Sanchez 14 ikili mücadele kazanmış. 17 kez girdiği ikili mücadelenin 14'ünü kazanmış. İnanılmaz bir performanstı. Bence maçın en iyi oyuncusuydu. İlk 10 dakikaya çok kötü başlamış olmasına rağmen. Sonra Abdülkerim bence o da yine çok iyi bir performans sergiledi. 14'te 8 ikili mücadele. Sonra Barış Alper 6 kazanmış. 14 girmiş. Barış'ın Süper Lig'e göre Avrupa'da yine girdiği ikili mücadele sayıları genel aynı o seviyeler ama kazanma oranı düşüyor. O da işte rakibin fiziksel kalitesinin bir tık daha iyi olmasıyla. Sara, Toreira, Yunus geliyor. Nelson 4'e 6. Yalnız Nelson'a baktım 3'te 3 hava topu. Yani hava topu alıyor ama hava topunu da çık alabileceğine çıkıyor zaten. Alamayacağına hiç gitmiyor. Bekliyor zaten. Yüksek topları almada iyi Nelson iyi olduğu konu. Ama yerdekileri 3'te 1. Yerde 3 tane ikili mücadelenin ikisinde çalım yemişler. Kötü bir durum ve hani Davinson'a bak, Nelson'a bak. Aradaki ikili mücadele farkına bak. Bir önceki maça bakalım. Bodrum maçı. Kaan Ayhan 5'te 0'dı. 5 ikili mücadeleye girip 0 almıştı. Ne, o da ne, hani hem hava topunu alamamıştı Puşkaç'tan hem yerden de alamamıştı. E şimdi bir Davinson'a bakıyorsun 17'de 14. E, Kaan'a bakıyorsun 5'te 0. Nelson'a bakıyorsun işte 6'da 4 düşük sayılar. Yani. E, Osimen'de bence biraz yorgunluk var. 3'e 8. Mertens doğal. Batshuayi de sonuncu sırada. 5 ikili mücadele giriyor. Sıfır kazanıyor. Ya bir de boylu poslu upuzun güçlü geniş omuzlu bir adamsın. Nasıl bu kadar düşersin? Bu işte. Az önce söylediklerimin açılımı bence bu. Batshuayi'nin bana tekniği falan gerekmiyor. Bu teknik oyuncu şeyinden zaten Türk futbol severlerin ekstra böyle bir teknik oyuncu sevdası var. Ben nefret ediyorum. Çalıştığım kulüplerde falan da yani çoğu zaman en karşıt olduğum konuydu bu. Yani ben teknik oyuncu falan istemiyorum yani. Görmek istemiyorum. ya yani hoca olsam elinde sopa teknik oyuncu kovalarım yani. Koşan adam lazım. Avrupa'daki başarıları Davinson gibi oyuncular yakalatacak sana. Fiziksel üstünlükle olacak o iş. Fiziksel üstünlük olmadığı zaman teknik bir işe yaramayacak. Şimdi geçelim Davinson Sanchez görsellerine. Ne, neyi farklı yarattı ve neyi toparladı? Şimdi Gabriel Sara ya bir vurgu yapayım. Bu pozisyon öncesinde e, Gabriel var. Maçın başı. ilk 10 dakika dediğim gibi ya Sara çok kötü başladı. Sara'da bir problem var. Sara boşa çıkan takım arkadaşının göremediğinde çalım zorluyor. Brezilyalılık yapayım bari diyor. Bacak arası atmaya çalışıyor rakiplerine bu genelde büyük problem oluyor. Şimdi burada sarının atacağı işte şey yok. Herkes işte Yunus bir rakipte. Burada kadrajda göremiyorsunuz ama Barış'ın yakınında bir oyuncu var. Torreira'nın yakınında dibinde var. Osimen'in dibinde var. Pas almaya çıkan doğru düzgün kimse yok. Bacak arası atmaya çalışıyor. Kaptırıyor topu. Yeri geldiği zaman işte yeşil okla çizdim. Sonuna kadar kaleciye kadar geri vermesi lazım. Geri pası hiç düşünmüyor neredeyse. Ya maçlar maç başına bir tane falan yapıyor ama o bir tane yaptığı da çok büyük problem olabiliyor. Kerem Demirbay 3-4 tane yapıyor. Daha da fazlasını yapıyor. Hem Demirbay'da hem Sara'da geriye dönme şeyi hiç yok. Ama çok zorda kaldığında, hiç kimse pasa çıkmadığında bence Muslera'ya dönmenin bir ayıbı yok. Yani burada topu kaptırdığında arkaya bir top attılar. Nelson'la Davinson arasından ve Davinson bir anlık böyle bir konsantrasyon kaybı. Adam geçti. Şutunu da attı. Daha sonra Muslera yüzüyle, gözüyle müthiş bir kurtarış yaptı. Burada 8. dakika maç 2-0 oluyordu. Davinson burada ciddi bir pozisyon hatası yaptı. Fakat o kadar profesyonel, tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu ki ilk 10 dakikadaki bu gol yemişsin, senin hatanla 2 oluyordu az daha falan bir türlü dengeyi yakalayamadın. Oradan müthiş bir şekilde döndü. Hatta hani 5. dakikada da şöyle bir pozisyon var penaltı beklenen pozisyon. Rakibin penaltı beklediği pozisyon. Burada da hatalı kaydı. Son anda anladı hatalı kaydığını ayaklarını hemen çekti. Burada çok net gözüküyor. Ve Van Bommel de genç oyuncu da gördü Davinson'un gelişini. Orada bırakayım kendimi dedi. Ama hakem sarı kartı Van e verdi. Pozisyonunu izlerken tekrar dikkat edin. Van ayağının ucu aslında Davinson'un çektiği bacağının yanına çarpıyor. Mesela. İzlerken dedim ki en kolay penaltı çalınan ligi bizim ligimizde olsa bunu o anı durdururlar. Tam o dokunma ayağının ucunun dokunduğu anı Davinson'a ve derler ki işte bakın var penaltı bu derler son derece aptalca bir şekilde. Aslında futbol öyle değil. ayağın böyle şöyle sürttü diye penaltı olmaz. Ve bunu da penaltı olmadığını en güzel Avrupa'da görüyoruz. Aksine oyuncu sarı kart görüyor. Şimdi Davinson bu kadar kötü başlamışken müthiş toparladı. İlk yarıda da toparladı ama ikinci yarıda maçın dönmesini sağladı. Maç sonunda Okan Hoca şöyle diyor bakın. Davinson'u daha merkezde kullanabilmek için Nelson'u çıkardım. Perry'yi takip etmek gerekiyordu. Onun için değiştirmek istedim. Nelson'a pek uymadı. Bu da artık yüzüncü kez falan aynı açıklama. Peki bakalım Perat la da Davinson'un eşleşmesine. Uzun vuruyor Azi Alkmar. Normalde uzun vurmazlardı. Galatasaray'a karşı daha çok uzun vurdular geriden. de diğer oyuncu Abdülkerim'in üzerinden kafa topunu indiriyor. Abdülkerim de bu sene biraz daha hava toplarını kaybetmeye başladı. Burada görüyoruz. Ve Davinson, Peret Davinson'un kucağında bak. Bir sonraki görsel Davinson ayağa sokuyor. Kucakta Peret Bir sonraki görsel Peret yerde top Davinson'da. Bakın ezmek bu. Stoperlik bu. Temaslı oyun bu. Yapışmak bu. Öyle ben geri kaçayım da olmuyor. Bir sonraki 64. dakikada orta sahadan bu kez Perret hemen bir adım atıyor. Davinson'la Perret'in arasındaki mesafe bir adım iki adım ve yüzü oraya dönük. Kaleciye Muslera'ya doğru dönük değil. Dur ben geri doğru kaçayım değil. Adama doğru gidiyor. Ve yapışıyor. Bir sonraki görselde 2 saniye sonra. Peret biraz kurtarayım diyor. Peret yerde. Davinson ayakta. Güçte. Fizik güçte tabi. Ya stoperlik bu. Öyle antrenmanda salmakla değil. Müthiş bir fiziği var Davinson'un ki o da geçen sene aylarca yedek kaldı ama taş gibi bir stoper. Ve Davinson'un istatistiklerine de özel olarak da bakalım. 17'de 14 ikili mücadele var. 115 topla oynama yani oyun kuruculukta da birinci sırada. En çok topla oynayan oyuncu. 6 top kapmayla bir numarada. En çok top kapan oyuncu. 5 uzaklaştırmayla en çok uzaklaştırma yapan oyuncu. Ve çok ilginç. Sanki bir driblingçi kanat oyuncusu gibi en çok faal yapılan oyuncu da Davinson. Çünkü topla da sürekli çıkan. E, driblingle de uzun pasla da delen, kili mücadelelerde de ezen müthiş bir performans sergiledi Davinson. Sadece bir problem var Davinson'la da ilgili. Hep söylüyorum. Merkez stoperdeyken bu kadar kanatlara açılmaması lazım. Yine bir yüksek top için taç çizgisinde bulunan sonradan giren Poku muydu? Parrot, e, Parrot yerine girdi galiba. Ona doğru çıktı yüksek top için. Top ondan sekti. Davinson da orada kaldı. Orada kalınca merkez boş kalıyor. Adam da böyle bir lob pas atayım dedi. E, yuvarlak için aldığım yere. Ve fakat oraya neyse ki Kerem Demirbay çok iyi bir şekilde geldi. 81. dakika ve bu pozisyonu çok güzel bir şekilde engelledi. Demirbay içinde hep sonradan oyun'a girdiğinde öyle kötü böyle işte gol arıyor falan diye eleştiriyorduk. Şimdi iyi de öldür hakkını ver demişler. Bu maçta oyun'a girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Baksı baksı doğru oynadı. Burada kendi cezası aslında mesela bu pozisyonu engelledi. Bir de şöyle bir pozisyon vardı 78'de Abdülkerim'in çok kaliteli ortalarından bir tanesi daha. Demirbay oraya ikinci forvet olarak Osimen'in yanına Batshuayi'nin yerine girmiş oyunu sonuçta. Oraya ikinci forvet koşusunu yaptı ama top böyle şeye geçti. Yanındaki adama doğru geldi şanssızdı. Vuruşu yapamadı. Ama doğru oynadı bu kez Demirbay. Onun da hakkını vereyim. Şimdi geçelim. Yunus, Barış ve biraz daha Metehan'la ilgili biraz daha diğer oyuncularla ilgili sistemi işletmesi gereken önemli isimler. Onlarla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi Yunus ilk golde evet Nelson büyük hatalı ee, ama Yunus da aslında e, maç öncesi ön izleme programında şunu demiştim Yunus'la ilgili olarak Yunus Barış Alpere göre savunma yapma isteği konsantrasyonu özverisi daha yüksek çok ilginç bir şekilde Barış'ın kapasitesi fizik kapasitesi bilhassa çok daha yüksek olmasına rağmen Yunus daha iyi niyetli savunma yapmaya çalışıyor ama yapamıyor demiştim ön izlemede. Yine bakın bunu çok iyi gösteren bir pozisyon bu ilk gol öncesi. Şimdi birinci görsel. Bu uzun top atıldı bu tarafa doğru. Sekti işte Abdülkerim'den falan. Sonra uzun top attılar. Yunus aslında doğru yere geldi ve topa da bakıyor yüksek topa. Fakat yüksek top alışkanlığı hiç olmadığı için yani kafaya çıkma alışkanlığı hiç olmadığı için topun düşmesine izin verdi. Topun düşmesine izin verince de oraya gelmiş olmasının hiçbir anlamı kalmadı. Halbuki o topa kafasının gerisiyle yüksek topa çıkıp vursa Taça doğru. İşte iki AZ'li oyuncunun arasından sağ bek alanına doğru yani AZ'nin sağ bek alanına doğru vursa uzaklaştıracaktı. Ama uzaklaştırma refleksi olmayınca topu bıraktı ve bir işe yaramadı. Yine de bakın bir sonraki 23. 24. dakikada bir korner dönüşü bu. Burada da Sara pas yapmıştı. Çok nadir pas çok tehlike olabiliyor. Korner dönüşü. Dönüyorlar hep birlikte. E, oyuncu merkeze doğru topu atıyor. Arkadan da böyle en arkadan da e, gelecekler. Yunus'u ikiye bir oynatmaya çalışacaklar. Yunus burada çok farkındaydı. Ve adamın üzerine gitmedi. Koşuyu yapan oyuncuyla birlikte koşmaya çalıştı. Ve rakip sağ ayağıyla gelişine o şutu atamadı. Çünkü Yunus onun açısını kapatmıştı. Topu çekmek zorunda kaldı. E çektikten sonra da gol yapabilirdi ama ters ayağına vurmaya zorladı Yunus. Yani sona kadar adamla birlikte koştu, doğru savunmayı yaptı, ters ayağına çektirtti. Belki ters ayakla da gol yapabilirdi yani gole engel olamayabilirdi ama son ana kadar rakibi zorladı ve doğru savunmayı yaptı Yunus'a burada tebrik. Fakat yine de işte bunları daha iyi öğrenmesi lazım. İkinci yarıdaki Azi tek pozisyonu bence. Ciddi pozisyonu. Doğru pası atamadılar. Burada aslında Metanla Yunus oldukça alan daralmış durumda olsa bile iyi duramıyorlar. Ve Metanla Yunus arasında adamı çok kolay sıfıra indirdi. Orada Yunus'un daha merkezde durması lazım. Merkezi kapatması lazım. Taç çizgisini kapatmanın bir anlamı yok. Merkezi kapat senin diğer tarafından versin pası. Aradan vermesin. O top aradan geçince bakın şu pozisyon oldu 6. görsel. Eğer adam ortayı Muslera'nın kucağına değil de içeri diye kesebilse offside de yok. Çok net bir pozisyon olurdu. Bu topu Yunus da Metehan da kolay geçirdi. Ve bir görsel daha Yunus ile ilgili. 79. 80. dakika. Adam Yunus dribbling yaparken AZL oyuncu dengesini kaybetti ve Yunus'un üzerine düştü aslında. Bir yandan da formasından da çekiyordu. Yunus da çok yorulmuştu o dakikalarda. O şarjdan sonra Yunus da dizlerinin üzerine düştü. Tekrar kalkıp götürdü anlayamadı ne olduğunu. Aslında Liga Skola maçından sonra böyle, böyle bir büyüteçte bir pozisyonu işlemiştim. Hiç müdahale yokken kendini yere atmıştı. Skola, Liga Skola deplasmanında ceza sahası içinde. Ya demiştim ki Yunus bunlarla çok iyi gidiyorsun. Bunlarla hiç şey kaybetme. Enerjini kaybetme. Oyununa odaklan falan demiştim ama bu kadar da değil. Eğer bir forvet oyuncuları Hücum oyuncuları için şey diyorlar Kendini yere attı işte penaltı at, aldı Sahtekarlık falan her zaman öyle olmuyor Eğer savunma oyuncusu bir hata Yapıyorsa güçsüz kaldı Yorgun kaldı düştü benim üzerime Formamı da tutuyor bana penaltı yapıyorsa Benim de o penaltıyı almam gerekiyor Yani ben saf değilsem oyuncu hata yapmış Bu sonuçta bir hata oyunu Düşüyor ve benim üzerime düşüyor ve bana Şarj ediyor beni zor duruma düşürüyor Beni de düşürüyor hatta yani Yunus da burada Dizilerin üzerine düşüyor burada penaltı alabilirsin yani. Bunun ayıbı da yok. Yanlışı da yok. Burada mesela Mertens olsa bu penaltıyı aldırdı. Bu sadece böyle hani ahlaktır, karakter falan. Bu, bu böyle bir şey değil. Burada hata yaptı oyuncu. Bunu alabilirsin. O Rigas Skola maçındaki farklı bu farklı. Rigas Skola'da hiçbir şey yoktu. Onu aa, almaya çalışmanın bir manası yok. Sarı kart görürsün ki görmüştü galiba zaten. Ama bu bunu alman gerekiyordu. Burada da bence işte yorgunluktandı. İkinci yanın başı Meta'nın pozisyonu. Ben şimdi devre arası canlı yayını yaptık. Bir tuvalete gittim falan geldim. Maç işte şey 2.46 46 başlamış Maçta da böyle bu pozisyonlarla başladı bir e, Osimhen kaçırdı aşırtma denedi bir ondan sonra Batshuayi'nin kafası falan derken kimseye de bir şey soramadım hemen ardından da bu pozisyon oldu 49. dakikada. Pası attı oyuncu ve kayarak e, kesti. Çok şaşırdım dedim ki vay Nelson'a bak ne yaptı falan diye Nelson zannettim. Hatta sağ stopere çekmiş dedim Davinson merkez stoper. Sonra yakın çekimi görünce Metan'ın girdiğini anladım. Fark edememiştim o hızda. Hakikaten işte yani Nelson'la Metan arasındaki farkı gösteren pozisyon bu poz. Çok net yani. yani en son şu anki fiziksel durumuyla bu kaymayı yapamıyor ve Metehan burada bunu kapatabildi ki Metehan da Bodrum maçında bunları yap yapamamıştı. Bu maçta ise çok daha e, iştahlı yaptı demek ki hoca falan konuştuysa onunla daha sert daha atik olması gerektiği konusunda bu maç son derece atikti ve iyi bir oyun oynadı. Hatta böyle 4 tane falan pas kesmesi var. Pas kesmede 45 dakika oynamasına rağmen birinci uyanıktı, canlıydı ve etkiliydi. Şimdi biraz da Barış'ın geçelim diğer kanat bek performansına. Şimdi barış'ın 21. dakikada şöyle bir pozisyonu var. Arka direğe indi birebirde ve şut attı burada. Bu pozisyondan bir 5-6 dakika önce Galatasaray'ın ilk tehlikeli pozisyonuydu. Mertens arka böyle inmişti. Arka direğe Osimen'e müthiş kesmişti. Osimen çok iyi sıçramıştı üstten avuta vurabilmişti. Çok yukarıda buluşmuştu. O dakikaya kadar 13-14. dakikalar falan da o pozisyon. O dakikaya kadar Galatasaray'ın pozisyonu yoktu. Bunlar işte 7-8 dakika önce. Şimdi sadece 7-8 dakika önce Mertens oradan yediyor arka direğe kesiyor. O simen kafayı vuruyor. Senin Barış bunu artık görmen lazım. Bak Mertens ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Bak yine o simen arka direkte. Sen de Mertens gibi kes arka direğe. O simen çıkar belki senin ortana vurur kafasını. Asist yaparsın. Buradan bu şutu atma yani. Ama bir konuda hakkını vereyim. Bodrum maçının aksine bu kez savunmada çok daha konsantreydi. Demek ki maç seçiyor Barış. Oraya da ciddi dikkat etmek lazım. Veya Okan Hoca konuşacağım demişti pazartesi günü ilk iş. Demek ki konuşmuş Barış'la. Bu top böyle gelirken mesela işte 69. dakika sol kanat bekti Barış. Hemen koşuyu attı, depara attı ve hemen böyle mesela engelledi. Buralarda çok daha şeydi. Barış. Ama hücumda işte o farkındalıkları geliştirmek lazım. Galatasaray kenar ortalarda akan oyunda çok etkili oldu. Yine golü öyle attı, pozisyonlarını öyle buldu falan. Ama duran toplarda bir düşüş var. Çünkü duran toplarda kimin nerede durduğu belli değil. Bu duran topta 13. görselde AZL oyuncular topu uzaklaştırdı. Top yayın civarında kalan Saraya geliyor. Sara şut atacak fakat Barış'ın e, yüzü ters kaleye dönük ve Sarayı fark edemedi. Saran'ın şutunu bloklamış oldu burada. Bu duran toplarda onu o kullanıyor, bunu bu kullanıyor, bunu şu şöyle yapıyor falan durup dururken fazla bir doğaçlama yapmaya başladı Galatasaray. Aslında planlı programlı çok iyi kullanıyordu duran topları. Bu doğaçlamalar böyle problemler yaratıyor. Bodrum maçında da en arkada oyuncu bırakmamışlardı. Böyle bir problem yaşamışlardı. Kimin nerede durduğu belli değildi. Barış Alper yine saat taç çizgisinde kalıyordu. Temelen en geride kalması gereken adam oydu. Şalay'ın şutunda Şalay top rakipte kalınca Şalay'ı adamı indirmek zorunda kalmıştı. Geçen büyüteçte izlemiştik, e, incelemiştik. Burada duran toplar biraz daha böyle rastgele, alelade yapılmaya başlandı. Galatasaray'ın en iyi olduğu konu. Buraların daha organize olması gerektiğini gösteren pozisyondu bence. Geçelim son konumuza. Duran topta istediğini bulamıyor Galatasaray ama akan oyunlarda, kenar ortalarda inanılmaz etkili bir takım. Mesela bu işte az önce bahsettiğim 13. dakikadaki pozisyon. Mertens Arkadere'yi kesti. O simenin kafası çok yüksekti. Bence olabildiğince iyi vurdu ama girmedi. Sonra yine 28. dakikada Mertens bu kez kesiyor. Sara Ön direkte kaleci iyi çıktı. Yan topları iyiydi bu kalecinin. Ee, Birçok yan topu iyi yumrukladı veya çıktı aldı falan. Burada Saray'la arada top seldi ve Osimen tamamlayamamıştı. Burada Barış yerden kesti. Bu da etkiliydi. Dikkat edin hep 4 oyuncu 5 oyuncu Galatasaray. Hep ceza sahasında kalabalık. Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey bu sezonki Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey her zaman akan oyunda da duran topta zaten gidiyorsun kalabalık. Ama akan oyunda da hep 4-5 oyuncuyla ile ceza sahasının içindeydi. Mesela bu gol öncesinde bakın bir numara Davin son da boş. Yani Mertens bu arka direği değil de daha kısa yerden sert de bel hizasında sert kese belki Davinson ön direkte de gol, gol vuruşu yapacak. Bomboş Davinson orada. 5 oyuncu ceza sahasının içinde Torreira'da yaydı hatta 6 oyuncu yani. Mertens de kesiyor 7 oyuncuyla orada. E sonra ikinci yarının başı Mertens'in orta bu yine. Batshuayi'nin kafa vuruşu. Burada da Batshuayi çok kötü vurdu. Bunu yere vursa Bence çok daha etkili olabilirdi. Direkt üzerine vurdu. Burada Barış Alper kesti. Arka direğe yine kalecileri çok iyi çıktı. Yumruklamıştı bunu. O şutunu. Burada Sara'nın ortası bu kez. Abdülkerim'in kafası direkten döndü. Bu da offside olan ve sayılmayan gol Mertens'in pozisyonu. Bunda öncesinde Davinson'u bayağı çekiyorlar ama Avrupa'da çok verilmiyor. Burada da yine bakın 5 oyuncuyla Galatasaray'ın neredeyse her korneri her duran topu çok tehlikeliydi. Hatta ben burada işte o 29. görsele bakarsak burada Osimen'in bunu kafayla tamamlayacağını, golü yapacağını düşünmüştüm. O kadar iyi sıçrayan oyuncu. Bunu sıçrayamadı. Ben biraz bunu yorgunluğa bağlıyorum açıkçası. Nijerya'ya gitti, orada maçlar oynadı, geldi. Bodrum, Deplasman, o falan 3 günde bir. Sanki biraz e, yorgunluk da olabilir gibi geldi bana. Osimen'de. Ama Mertens yine müthiş bir oyun oynadı. Bence Davinson'dan sonra maçın en iyisi Mertens. Davinson Mertens ikilisi yine maçın en iyisi. Toplum maçında da herhalde bu ikili öne çıkmıştı Osimen'de tabii ki birlikte. Ama Avrupa'da müthiş oynuyorlar. Burada da ayak dışıyla müthiş bir top attı Osimen'e. Ve Osimen'in bir problemi daha. Soluna doğru sol çapraza doğru gelişen gol pozisyonlarında maalesef vuruşu yapamıyor. Bodrum'da da kaçırdı. Elsport'ta da kaçırdı bunu. Toplum'da da kaçırdı. Soluna doğru gelen. Ve bu maçta da maalesef çok kötü yukarı dikti. Burada çalımı düşünse kaleciyi geçebilirdi. Kaleci çünkü ceza sahasının dışına çıkmıştı. Kaleciyi geçebilirdi. Kaleci hamle yapsa kırmızı görebilir. Tabi yüksek geliyor. Belki kontrolü yapamam falan diye düşündü ama burada o Simen'in daha iyi bir hamle yani çalım denemesi bence gerekiyordu diye düşünüyorum. Görseller böyle. Bir maçın daha izini yapmış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine beğenileri ve e, hype'ları unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlar da abonelikleri unutmasın lütfen. Görüşmek üzere. Eyüp maçından sonra yine Büyüteç'le karşınızda olacağım ama öncesinde cumartesi gecesi yine ön izlemede de karşınızdayım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.